Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi ligin ilk yarısında bu hafta son karşılaşmalar oynandı ve lige 3 haftalık bir ara girdi. Bugünkü programımızda yine ben yalnız olacağım. Furkan askerde olduğu için sizlerle karşılıklı tek bir program yapacağım. Hafta Cuma günü başladı sizlerin de bildiği gibi ve Adana Spor tam 14 hafta sonra kazanmayı başardı. Kendi evinde Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek çok değerli, hani araya girerken, devre arasına girerken hayati bir galibiyet aldılar. Adana Spor tarafı hem özgüven anlamında hem de moral motivasyon anlamında öncelikle Adana Spor'u yürekten tebrik ediyorum bu sonuçtan dolayı. Çünkü Engin İpekoğlu takımın başına geldiğinden beri çok büyük problemlerle uğraşıyor. Çok fazla eksik, sakat, cezalı oyuncuyla. Ama buna rağmen çok değerli bir galibiyet aldı Adana Spor cephesi. Öncelikle gerçekten Adana Spor'u yürekten tebrik ediyorum. Karagümrük cephesine baktığımızda ise Furkan özellikle fazlasıyla haklı çıktı. Hani ben de böyle olacağını düşünüyordum ama Furkan üstüne basa basa söylemişti Giray Bulak'la alakalı görüşünü ve Giray Bulak bu maçtan sonra istifa etti. Hani açıkçası geldiğinden beri Karagümrük'ün başına Cüneyt Hoca'dan sonra, daha doğrusu Erkan Zengin bir dönem hem oyuncu hem hocaydı. Erkan takımdan ayrıldıktan sonra biliyorsunuz Giray Bulak gelmişti Karagümrük'e ve gerçekten çok kötü bir performans sergiledi Karagümrük'ün başına Giray Bulak ve bu maçın ardından da istifa etti. İstifası da kabul edildi. Açıkçası maalesef Süleyman Urman'ın sezon başından beri yaptığı tercihler Karagümrük'ü bu sıkıntılı duruma soktu. Ki Suat Kaya ismi dolanıyor. Ben doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum ama bakalım, hani eğer olursa Suat Hoca takımın başına gelirse nasıl sonuçlar verecek bu durum. Merakla da bekliyorum. Bu mücadeleye oyun anlamında baktığımızda Adana Spor gerçekten çok savaştı, çok istedi, çok mücadele etti ve isteklerinin, azimlerinin karşılığını aldılar bu maçın sonucunda. Karagümrük tarafında ise yani 2-3 oyuncu haricinde özellikle Ramazan Civelek başı çekiyor olumlu anlamda. Bir de Zeki Yıldırım. Bu iki isim dışında hani takımdaki diğer oyuncular maç bitse de gitse kafasındaydılar. Özellikle Giray Bulak'ın bir değişikliği var ki anlam verebilmek mümkün değildi. 64'te Sosse'yi oyuna aldı. Forvet'i çiftledi 1-0 gerideyken. Ama 73'te stoper ve sağ bek oynayabilen Abdülhamit Yıldız'ı oyuna alıp Emegara oyundan çıkartması, yeniden tek forvete dönmesi akıl tutulması gibiydi. Zaten gol lazımdı Karagümrük'e orada ve yeniden tek forvete dönmek çift forvetten hakikaten çok ilginç bir tercih olarak geldi bana ve Adana Spor baktığımız zaman çok kıymetli bir galibiyet aldı. Ki basında önemli iddialar, önemli isimler dolanıyor Adana Spor'un transfer dönemi için. Canberk Dilaver gibi, Kaluuçe gibi. Eğer bu transferler gerçekleşirse ben Adana Spor'un ligin ikinci yarısına çıkışa geçebileceğini düşünüyorum. Bu iki oyuncu da Adana Spor'un şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda Süper Lig'e çıktığı yıl Engin İpekoğlu'nu sürekli 11'de oynattı ve takıma çok katkı veren iki isimdi. Bu iki ismin transferi gerçekleşirse ben Adana Spor'a bayağı olumlu katkılar vereceklerini düşünüyorum. Başkan Bayram Akgül devre arasında biraz elini cebine atmak zorunda. Önemli takviyeler lazım Adana Spor'a ligde kalabilme adına. Eğer takviyeler gerçekleşirse ben Engin İpekoğlu'nun iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Zaten Adana Spor'u Süper Lig'e çıkaran hocaydı. Ama o dönem menajerlerle yaşadığı sıkıntılarla dolayı, daha doğrusu Bayram Akgül'ün takıma doldurduğu bir dünya Brezilyalı oyuncudan dolayı takımdan ayrılma kararı almıştı. Açıkçası ben Engin İpekoğlu'nun, Engin Hoca'nın eline iyi bir kadro verilirse devre arasında takımı toparlayacağı düşüncesindeyim. Karagümrük cephesinde ise Süleyman Urma bir yanlış daha yapacak gibi gözüküyor Suat Kaya tercihiyle. Bakalım, hani yaşayıp göreceğiz o tercihin sonuçlarında. Bayağı bir merak ediyorum. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalara geçiyoruz hemen. Ümraniye'de biliyorsunuz cumartesi gününün ilk karşılaşması oynandı İstanbul'da. Ümraniye Spor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 6 dakikada yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu. Öncelikle Erzurumspor'u tebrik ediyorum çünkü çok zorlu bir maçtı bu mücadele. Ümraniye Spor bu maça tam kadro çıktı ama diğer tarafta konuk ekip Erzurumspor'un bayağı bir eksiği vardı. Hem sakat oyuncular hem cezalı oyuncular. Baktığımız zaman Pote gibi çok önemli bir golcüsünden yararlanamadı Erzurumspor.
Osman Çelik bu mücadelede oynayamadı cezalı olmasından dolayı rotasyonun önemli isimlerinden biri. Ayrıca savunmanın bel kemiği Aykut Demir yine cezalı olduğu için forma giyemedi. Baktığımız zaman maçtan önce ısınma hareketleri sırasında Hasan Atipoğlu gibi çok önemli bir oyuncu sakatlandı. Forma giyemedi bu maçta ısınırken. Zaten bir sakatlığı vardı, kendini denedi. Oynayamayacağını söyleyince Erkan Sözeri'ye stoperde Mertan ve Batuhan ikilisiyle çıkmak zorunda kaldı Erzurumspor. Ki Mertan'ın oynadığı maçlarda hep genelde puan kaybetmişti Erzurumspor bu sezon. Ayrıca Hamrun gibi çok önemli bir silahından sakat olmasından dolayı faydalanamadı bu maçta Erzurumspor. Fakat hani burada Furkan'ın kulaklarını çınlatacağım. Bir Raşat Muhammed'in bu sezon kadro dışı kalma mevzusu olmuştu. O dönemde Raşat'ı kesinlikle Erzurum'un kazanması gerektiğini söylemişti Furkan ve kesinlikle çok haklı çıktı. Bu maçta da bunu gördük. Erzurumspor Raşat oyuna girdikten sonra rakip kaleye gitmeye başladı. Açıkçası Erkan Hoca'nın ne yapıp ne edip Raşat Muhammed'i rotasyona dahil etmesi gerekiyor. Bu çok net bir şekilde ortada. Erzurumspor için ayrıca şunu söyleyeceğim. İbrahim Akdağ maalesef ne zaman oynasa takıma hani bir yarar sağlayamadı sezon başından beri. Orada farklı bir tercih olabilir. Mamadou Ba oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı genç oyuncu. Çok beğendim performansını. Ayrıca bu maçta Murat Uçar'a bir parantez açmak istiyorum. Mükemmel bir futbol ortaya koydu. Geçen hafta Altay maçında oynayamamıştı ve eksikliği çok hissedilmişti. Ama bu maçta muazzam bir futbol ortaya koydu Murat Uçar. Ayrıca Obertan da gerçekten oynadığı zaman, hani iyi oynadığı zaman, fizik gücü iyi durumda olduğu zaman bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Yine bunu gösterdi bu maçta. Ve Oltan attığı golle ki, Oltan'ın attığı golü ben direkt Murat Uçar'a yazarım açıkçası. Mükemmel bir çabayla müthiş bir asist yaptı. Oltan'ın da bu sezon kupada golleri vardı Oltan Karakullukçu'nun ama ligde ilk golü oldu ve Oltan'ı da bir hayata döndürdü. Aslında Oltan değerli ve önemli bir oyuncu ama önünde Pote gibi çok önemli bir silah olduğu için açıkçası ilk 11'de çıkamıyor. Fakat bu maçta 11'de çıktı. Oyunun geneline baktığında çok iyi oynadığını düşünmüyorum Oltan'ın ama baktığımızda çok önemli ve değerli bir gol attı. Onu da hayata döndürdü bu gol. Geçen sene Afyon'da çok iyi bir performansı vardı ama bu sezon Erzurum'da kupa maçları dışında çok şans bulamıyor maalesef. Ama bu maçta attığı golle hayata döndüğünü düşünüyorum en azından. Çok önemli bir goldü çünkü. Ümraniye Spor cephesi için ise bu mağlubiyet tabii çok önemli bir yara verdi takıma. Çünkü Ümraniye Spor zaten deplasmanlarda sıkıntılı performansa sahip. İç sahada aldığı puanlarla ligi götürüyordu iyi bir yerde. Fakat direkt rakiplerinden birine hem de kendi evinde mağlup olmak hakikaten yara verdi ev sahibi ekibe. Erzurumspor ise deplasmanlarda sezon başından beri sıkıntı yaşıyordu. Açıkçası bu galibiyet Erzurumspor için çok çok değerli bir 3 puan oldu. Takıma büyük bir moral motivasyon sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Cumartesi günü aynı saatte oynanan iki karşılaşmanın değerlendirmesine geçiyoruz şimdi de. Balıkesir Spor kendi evinde Osmanlı Spor'la berabere kaldı 1-1'lik skorla. Ben bu maçta Balıkesir Spor'un kazanacağını düşünüyordum açıkçası ama hafta içinde tabii bazı olayların yaşanması, bir de bazı eksiklerin bulunması takımı olumsuz yönde etkiledi. Baktığımız zaman takımın savunma bakanı Gulumaç takımdan ayrıldı. Çok önemli bir isimdi Balıkesir Spor için. Tam 5 sezondur bu takımda forma giyiyordu. Hani Balıkesir Spor'un gerçekten bayrak oyuncularından, simge isimlerinden biriydi. Ama Gulumaç alacaklarını alamadığından dolayı maalesef takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Balıkesir Spor için çok büyük bir kayıp oldu. Ayrıca bu maçın içinde Sezer Özmen bir sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak durumunda kaldı. Ve sağ bek Okan Alkan da biliyorsunuz takımın kaptanı, sarı kart cezalısıydı. Ondan dolayı bu karşılaşmada oynayamadı. Ve bu durum Balıkesir Spor'u olumsuz anlamda çok etkiledi. Osmanlı Spor'un çok önemli bir beraberlik aldığını düşünüyorum bu mücadelede. Bu alınan bir puan çok değerliydi. Çünkü Balıkesir Spor bu sezon kendi evinde ligin en iyi takımlarından biri. Ve Osmanlı Spor da çok zorlu bir dönem geçiriyor. Sezon başından beri bunu söylüyoruz. Kadro olarak çok yetersiz durumdalar. Hani baktığımız zaman bu ligin seviyesinde kadroda çok az oyuncu var. İşte Atakan Çankaya gibi, Mehmet Yiğit gibi baktığımızda, Mertan Caner Öztürk gibi, Erik Ayuk gibi. Her ne kadar çok yetenekli olsa da psikolojik anlamda çok sorunlu bir oyuncu olan Beykan Şimşek gibi birkaç oyuncu dışında
Açıkçası takımda bu lige yeterli oyuncu yok ve devre arasında da transfer tahtasını açması zor gözüküyor Osmanlıspor'un. Açıkçası Osmanlıspor'un işi maalesef çok zor gözüküyor. Diğer tarafta baktığımızda ise ev sahibi ekip Balıkesirspor adına Mrsić bu maçta çok etkili bir performans sergiledi. Çok iyi oynadı. Ayrıca hafta içinde de zaten Mrsić'in sözleşmesi uzatıldı. Daha doğrusu cumartesi günü bu hafta sonu açıklandı. Önemli bir isim Mrsić. Takımda kalması bence Balıkesirspor adına da önemli bir etki, olumlu bir performans verecektir. Balıkesirspor için aslında alınan her puan çok değerli. Ama bu maçta 3 puan alınması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü Osmanlıspor çok sıkıntılı durumda. Balıkesirspor açısından da şu açıdan çok değerli alınan her puan. Balıkesirspor'un ligin ikinci yarısında işinin zorlaşacağını düşünüyorum. Playoff ihtimalini çok zor görüyorum. Maddi problemlerden dolayı hani tahta açılabilecek mi açılamayacak mı, transfer yapabilecek gibi durmuyor maalesef Balıkesirspor. Ama ligin ilk yarısında çok önemli bonus puanlar aldı Balıkesirspor. Açıkçası ben ligde kalacağını düşünüyorum. Ama maalesef playoff ve ilk iki ihtimali çok çok zor duruyor. Cumartesi gününün bir diğer mücadelesinde ise haftanın maçıydı bence bu mücadele. Ümraniyespor Erzurumspor maçıyla beraber. Açıkçası Bursaspor kendi evinde kazanmaktan başka çaresi olmadığı maçta Hatayspor'u, lider Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Açıkçası baktığımızda bu maçta bu maçın sonucu için Bursaspor açısından bir telafi şansı yoktu. Belki bunu söylemek için çok erken. Daha 17 hafta var ama Hatayspor bu maçta bir galibiyet alsaydı zaten arayı çok açacaktı. Beraberlik bile Hatayspor için çok iyi bir sonuç olacaktı. Hatayspor oyunu çok soğutmaya çalıştı ama Bursaspor son dakikada şansı da bir gol buldu bir yandan aslında. Sol taraftan açılan orta bir anda Burak Altıparmak'ın önüne düştü direkten dönen topta. Bursaspor çok önemli ve çok değerli bir galibiyet aldı. Bursaspor'u tebrik ediyorum öncelikle. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ve kıran kırana bir maç izledik. İki takımın oyuncuları da sonuna kadar mücadele ettiler. Ama bir taraf kazanıyor sonuçta. Bir taraf da kaybediyor. Hani bu oyunun doğasında var. İki takımı da yürekten tebrik ediyorum. Maç içinde zaman zaman istemesek de maalesef elektriklenmeler oldu. Çünkü İki takımın oyuncuları da gergindi ister istemez. Özellikle Bursaspor cephesi tabii daha gergindi. Çünkü İbrahim Üzülmez ilk maçında mağlup olmuştu biliyorsunuz Menemen deplasmanında. Bu maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu Bursaspor'un. Hem de kendi evinde ve Hatayspor da direkt rakiplerinden biri Süper Lig'e çıkmıyor onda Bursaspor'un. Ne yapıp ne edip kazanması gerekiyordu ev sahibi ekibin ve 2-1 kazanmayı başardılar. Özer oyuna girdikten sonra fena oynamadı. Selezniyo üst üste 2 hafta 11'de çıktı ve yine gol atmayı başardı bu maçta da. Bu çok değerliydi Bursaspor adına. Bundan 3 hafta önceye kadar ben Selezniyo'nun devre arasında takımdan gideceğini düşünüyordum. Ama şu an takımda kesin kalacağını düşünüyorum. Geçen hafta bir açıklama yaptı çünkü İbrahim Üzülmez bana güven verdi diye. Bu açıklamayla ben Selezniyo'nun takımda kalacağını düşünüyorum. Bursaspor'a baktığımız zaman kaleci Çağlar bu maçta çok iyi oynadı. Benim zaten bu ligde en beğendiğim 5 kaleciden biri Çağlar. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hatayspor cephesinde ise Gökhan Karadeniz'in çok kötü bir performansı vardı bu mücadelede. Ayrıca bu maça yine çok sıkıntılı çıktı Hatayspor. Geçen hafta biliyorsunuz bu durumdan bahsetmiştim burada. Yusuf Abdioğlu gibi, Hamza Gür gibi, Bokila gibi 3 tane önemli oyuncusundan yararlanamadılar. Mirkan Aydın da tam hazır olmadığı için son dakikalara doğru oyuna girdi. Dakika 89-90 gibi Gökhan'ın yerine. Açıkçası Hatayspor için bu mağlubiyetin çok bir şey kaybettirdiğini düşünmüyorum. Hani Hatayspor taraftarlarının maçtan sonraki yorumlarda çok karamsar olduklarını gördüm. Hani bu kadar karamsar olmaya gerek olduğuna inanmıyorum. Çünkü baktığımız zaman Hatayspor ligin ilk devresinde çok iyi bir performans sergiledi. Evet, Bayram Hoca'yı biz de hani İlhan Palut kadar beğenmiyoruz. Hani yalan yok ama baktığımız zaman Bayram Hoca da ilk yarı bitene kadar fena bir performans sergilemedi. Ve bakıldığı zaman gemiyi limana ilk yarının sonunda iyi bir şekilde yanaştırdı. Ama Hatayspor'un devre arasında takviyelere ihtiyacı var. Çünkü dar bir rotasyonla oynuyor. Bu maça sağ açık oynayan İdur Kuali forvet hattında çıktı. Hani kadroda bir daralma var Hatayspor adına. Kesinlikle devre arasında bir forvet şart Hatayspor için. Ayrıca stopere de bir takviye yapılabilir rotasyon anlamında. Ve orta sahaya da Ryan Abit, biliyorsunuz hani pek Sadio Diallo'nun yerini dolduramadı. Sadio Diallo da zaten Gençler Birliği'nde sıkıntılı bir durumda, hani forma bulamıyor.
ve TFF 1. Lig'e geri dönecek gibi duruyor. Ben Hatayspor'un da Diallo için bir teklif yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir duyumum yok ama bazı takımlara ismi yazılıyor Diallo'nun. O takımları da hani biliyoruz zaten. Şimdi burada söylememe gerek yok ama devre arasında transfer programlarımızda konuşacağız. Diallo'ya da bir teklif yapabilir Hatayspor. Cumartesi günü son olarak bir de Altınordu Menemen Spor mücadelesi oynandı. Hemen o maçın değerlendirmesine geçelim. Bu mücadelede cumartesi gününün kapanış maçıydı. Akşam 7'de oynandı biliyorsunuz. Açıkçası baktığımız zaman Altınordu kendi evinde çok değerli bir galibiyet aldı. Altınordu son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattında 18 puana ulaşarak açıkçası biraz kendini rahatlattı. Çok önemli bir galibiyet aldım mücadelede. Okan Derici'nin attığı penaltı golüyle. Ki ben penaltının doğru karar olduğunu düşünüyorum. Orada net bir şekilde ceza alanında ayağa müdahale vardı ve penaltı orada doğru bir karardı. Menemen Spor 29 Eylül'den sonra ilk defa mağlup oldu. İnanılmaz bir performansı vardı konuk ekibin bu mücadeleye kadar ama İzmir derbisinde hemşerisi Menemen Spor'a resmen dur dedi bu mücadelede, bu önemli mücadelede. Ama ben bu mağlubiyetin Menemen Spor'a hani çok bir şey kaybettireceğine inanmıyorum. Şundan dolayı, bu arada Menemen Spor son mağlubiyetini kendi evinde Osmanlı Spor'a almıştı. Çok özür dilerim, hemen hatamı düzelteyim. Yani Menemen Spor'un hani çok bir şey kaybettiğine inanmıyorum bu mağlubiyette. Şundan dolayı açıkçası hani olabilecek, hani normal karşılanabilecek bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımda oyuncular son hani 10 haftadır insanüstü bir özveriyle mücadele ediyorlar ve hani böyle bir kazanın olması da takıma eksi puan yazmaz, ben o düşüncedeyim. İlk yarı boyunca biliyorsunuz Menemen Spor'u burada çok övdük. Başta Mustafa Çeçenoğlu gibi, Ali Keten gibi, Ercan Coşkun gibi, kaleci Selmani gibi oyuncuları. Son haftalarda Ali Özgün ve Hüseyin Çolak bir çıkış periyoduna girmişlerdi ama bu maçta bu iki isimden de gol katkısı gelmedi takıma. Daha doğrusu Menemen Spor zaten gol bulamadı. Taşkın'ın bir tane muazzam frikiği vardı. Top direkte patladı. O bence maçın kırılma anı oldu diye düşünüyorum. Açıkçası bu maçın sonucuyla Altınordu çok değerli bir 3 puan aldı küme attığında. Ama Menemen Spor'un bu mağlubiyette çok bir şey kaybettiğine inanmıyorum kendi adıma. Pazar günü oynanan maçların hemen değerlendirmesine geçeceğiz. Bolu Spor kendi evinde Eskişehir Spor'u ağırladı ve küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren, resmen can pazarı şeklinde geçen mücadelede 1-1'lik sonuçta takımlar sahadan ayrıldı ve ben bu 1-1'lik sonucun iki takıma da yaradığına inanmıyorum. Özellikle Bolu Spor'un çok büyük bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Çünkü konuk ekip Eskişehir Spor bu maça çok sıkıntılı bir durumla geldi. Jesse gibi, Milinkovic gibi oyuncularla, daha doğrusu Milinkovic de zaten yollar ayrılmıştı. Jesse de takımdan ayrılacak devre arasında. Kendisine bir izin verildi. Bir haftalık biliyorsunuz ki Süper Lig'den bir takımla anlaşacağı söyleniyor ki bu takımda Galatasaray olmasını zaten bekliyoruz. Jesse'ye de izin verilmişti ve ayrıca savunmanın bel kemiği Berkay da bu mücadelede kadroda yer alamadı. İnanılmaz hani sıkıntılı bir durumla geldiği deplasmanda Eskişehir Spor. En azından yenilmemeyi başardı. Bolu Spor'da ise takımdaki disiplinsizlik bu maça damga vurdu. Yani Raidel Pupo'nun iki tane gördüğü sarı kart var ki, hani o kadar gereksiz kartlar ki, takımını 10 kişi bırakarak resmen yaktı bu mücadelede. Açıkçası iki takım da eğer devre arasında takviyeler yapmazlarsa, ayrıca Eskişehir Spor'da çok büyük maddi problemler var. Bunlar çözülmezse iki takım da bir alt lige gidebilirler. Hani çünkü Adana Spor'un ben toparlanacağını düşünüyorum. Piyango bu iki takıma vurabilir. Zaten Eskişehir Spor çok sıkıntılı durumda maddi açıdan. Eksi 9 puan da aldılar ve son sıradalar. Ben Eskişehir Spor'un hani kurtarma şansını imkansız görüyorum, ligde kalma şansını. Bolu Spor ise Başkan Necip Çarıkçı'nın hani eline bakacak. Yani başkan takviye yapmazsa eğer takım seneye TFF 2. Lig'de olabilir. Öyle gözüküyor. Bir diğer mücadelede pazar gününün en önemli maçında Keçiören Gücü kendi evinde Akhisar Spor'u son 2 haftanın formda oyuncusu Diyaliba'nın golüyle mağlup etmeyi başardı. Açıkçası maçın başına baktığımızda Akhisar Spor'un çok net kaçırdığı gol pozisyonları vardı. Hem Çikaleşi ile hem de Burhan'la atamayana atarlar maçı oldu desek yeridir. İkinci yarıda Akhisar Spor'un çok net bir pozisyonu yok baktığımızda. Hani karambollere kaldı biraz maç. Çikaleşi'nin
bir tane net pozisyonu vardı ikinci yarıda. Onun dışında maçın geneline baktığımızda Hisarspor aslında kötü oynamadı ama yine sonucu alamadılar. Bu sezon İstanbulspor maçı dışında gol yollarında çok zorlandı Hisarspor maçlarının geneline baktığımızda ki Erhan Çelenk gibi, Burhan gibi, Çikaleşi gibi çok önemli hücumcuları vardı konuk ekibin, biliyoruz hani ilk yarı boyunca, ama açıkçası gol yollarında zorlanan bir Akhisar izledik. Keçiören Gücü'yü ise ben yürekten tebrik etmek istiyorum. Bana göre Menemen Spor'la beraber ilk yarının takımı Ankara temsilcisi ki bu maçtan önce de takımın en önemli oyuncularından biri Sertaç Çam'la yollar ayrıldı. Sertaç o yüzden bu mücadelede oynamadı. Kadroda yer almadı. Hani yollar ayrıldıdan kastım, Sertaç ikinci ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile anlaştığı için bu mücadelede kadroda yer almadı ve hani takımdan ayrılıyor. Önemli bir ismini kaybediyor Keçiören Gücü. Aslında Diyaliba da tam form tutmaya başladı. Sertaç'tan bir bonservis geliri de elde edecek takım. Sertaç da Manisa'da yüksek ihtimal daha iyi para kazanacağı için Manisa tercihinde bulundu. Açıkçası Diyaliba'nın Sertaç'ı aratacağını düşünmüyorum. Hani Sertaç önemli bir oyuncu ama gitmek isteyen oyuncuyu da tutmak takımda mantıklı gözükmüyor. Ben hani takımı çok olumsuz anlamda etkileyeceğine inanmıyorum bu transferin. Keçiören Gücü bu maçta da fena bir performans sergilemedi yine. Özellikle savunmada Erdi çok iyi oynadı. Kaptan Süleyman Olgun ve orta sahada İshak ikilisi iyi bir performans sergilediler müdahaleler anlamında. Akhisar cephesinde ise ben bir hoca değişikliği olursa şaşırmayın diyorum. Açıkçası Mehmet Altıparmak maalesef düşük bir performans sergiledi ligin ilk yarısı boyunca. Baktığımız zaman Akhisar cephesinde bir hoca değişikliği olabilir devre arasında. Pazar gününün bir diğer mücadelesinde ise İstanbulspor kendi evinde Adana Demirspor'u ağırladı ve Adana Demirspor çok değerli bir 3 puana imzasını attı bu önemli deplasmanda. Açıkçası Adana Demirspor bu sezon ilk defa öne geçtiği bir maçta, daha doğrusu ikinci kez, bir de Bursa maçını çok rahat bir şekilde kazanmıştı kendi evinde. Uzun bir aranın ardından sonra ilk defa kazandığı bir maçta bu kadar rahat oynadı diyebilirim. Hani ilk defa skoru korumayı başardı. Çünkü Osmanlı deplasmanında 3-0'dan 3-2'ye gelen bir maçı vardı. Ümraniye maçında maç 3-0'dan yine 3-2'ye geldi. 4-2 bitti ama yine o korkulu rüyayı yaşadı Adana Demirspor, puan kaybedebilir miyim diye. Fakat bu mücadelede çok üstün bir futbolla kazanmayı başardılar. Baktığımız zaman maçın geneline Volkan Şen çok iyi bir performans sergiledi. Açıkçası kaptan çok iyi bir oyun oynadı ve takımına önemli bir katkı sağladı bu mücadelede. Gladki yine golünü attı. Sezon başından beri çok söyledik burada, Uğur Tütüneker geldiğinden beri Gladki gibi bir oyuncu nasıl oynamaz diye. Şans bulduğunda hani gerçekten Ukraynalı oyuncu iyi performansını sürdürüyor ve golle süsledi iyi oyununu maçın geneline baktığımızda. Savunmada Rasul çok iyi bir performans sergiledi. Genç oyuncu Tayyip Talha da gol attı bu mücadelede. Dönen topta kalecinden, Alperen'den dönen topu iyi bir şekilde tamamladı. Adana Demirspor açıkçası 2 hafta üst üste kazanıp aldığı 6 puanla bir anda puanlı 24 yaptı ve açıkçası hem ilk 2 için, hani lider Hatay'la arasında 12 puan fark var ama hem ikinci sıra için hem de playoff için devre arasına girerken fazlasıyla ümitlendi. Zaten Başkan Murat Sancak da devre arasında yine musluğu açacaktır. Fazlasıyla takviyeler bekliyorum Adana Demirspor'dan. Devre arasının bana göre en aktif takımlarından biri olacak gibi gözüküyor. Önemli oyuncuların takımla adı geçiyor. Ben Adana Demirspor'dan önemli isimlerin takviyesini bekliyorum ve playoff'un ve hatta hani ilk iki de olabilir. Şaşırmam Adana Demirspor için. Uğur Tütüneker'de bitiyor her şey bence. Tek yapacağı şey hocanın, hani Uğur Hoca'nın ellerinde her şey bence. İyi bir kadroyla maçlara çıkıp takımını iyi bir şekilde yönetirse ben Adana Demirspor'un playoff yolunda en iddialı takımlardan biri olduğunu, ilk iki içinde şansı olduğuna inanıyorum. Son olarak da pazar akşamında Altay Giresunspor maçı oynandı ve ilk devrenin kapanış mücadelesiydi bu mücadele. Açıkçası Giresunspor'un bu maçta verilmeyen bir golü var. Alpay Koçaklı'nın uzaktan vurduğu şutta kaleci Cihan Topaloğlu topla beraber içeri girdi ve Giresunspor'un temiz golünün, Nizami golünün güme gittiğini düşünüyorum. Maça baktığımızda Altay 45. dakikada 10 kişi kaldı ve açıkçası ev sahibi ekip için çok sıkıntılı bir maç oldu 10-11 oynamaktan dolayı. 11'e 10 oynamak 105-68'lik bir alanda açıkçası bir takım için çok sıkıntılı bir durum. Giresunspor bu durumu avantaja çeviremedi.
Direkten dönen iki tane topu var bir de Giresunspor'un mücadelede. Hem Ahmet İlhan'ın hem de Delvaye'nin şutları direkten, hani biri direkten oyun, ikisi de direkten oyun alanının dışına çıktı. Baktığımız zaman Giresunspor'un Altay'ın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Altay'da ise Tatos kadroda yoktu. Mücadelede Kapel kulübedeydi. Ali Tandoğan yine Leandrinho ile başladı ilk 11'de. Açıkçası devre arasında Altay'da da bazı değişiklikler yaşanacak gibi gözüküyor. Giresunspor'da da giden oyuncular olacak. Başta Çağlar Birinci, Limbombe gibi isimler gözüküyor. Hani devre arasında bu iki takımdan da takviyeler bekliyorum. Şart gibi gözüküyor. İki takım da playoff'u zorlamaya çalışacak. Ama ilk ikiden çıkabileceklerine inanmıyorum kendi görüşüm. Bugünkü programımızda 9 tane maçı da değerlendirdik sonucunda. Öncelikle 2019 yılının son programıydı. Tüm izleyicilerimize bu yıldaki desteklerinden dolayı, bize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Ayrıca bol bol yorum ve beğeniler bekliyoruz videolarımızın altına. Yeni yılın hani tüm izleyicilerimize mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.